Çaylar geldi. Haydi bakalım. Ay ne yalan söyleyeyim sana. Bu reklam işi bana da çok iyi geldi biliyor musun? Bayağı kafam dağıldı. Ah sen görüntülerimi izlesen. Gerçekten bak, bana bak iyi oldu mu? Ya güzel oldu ama keşke Hüma Hanım'la Melahat ablanın durumu olmasaydı. O konuyu hiç açmıyorum farkındaysan. Ben o Selim'i var ya bir elime geçirebilsem ben o Selim'i. Bir şey soracağım. Hı. Sen bu Selim'in numarasını, markasını anlamadın mı ya? Ne bileyim ben. Hani geçmişte böyle birkaç kadının kalbini kırmıştı ama... Yani ben bunu para için yaptığını bilsem... bak o Hüma benim düşmanım demem yakardım onun çırasını. Hoş yine yakarım. Beni biliyorsun ben yine yakarım ama... telefonlarımı açma. Bir açsa ben biliyorum ona yapacağımı. Yani onu bir elime geçir. Ay aklıma ne geldi? Ne? Şu bizim kızlar gecesi var ya bende epey bir flu. Sen de? Biz biraz fazla kaba davrandık galiba çocuğa. Ne oldu? Götür. Neyi götür? Aman işte sen de seviyorsun, o da seviyor. Götür. Neyi be? Çayı. Ha. İyi bari. Sevaptır. Ama aramızda ha. Elbette. Sen de karşılıklı çay içemedik ya. İçeriz. Gideyim bari. Hadi. Ya dizlerim böyle kan içinde böyle asılı kalmışım. Sol elimdeki parmaklar bir yandan böyle kırık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tibetli bana bakıyor. Ben Tibetli'ye bakıyorum. Bir yandan böyle Tibetçi imdat ne demek falan onu hatırlamaya çalışıyorum yani. Niyeyse. Ah Sanem. Merhabalar. Merhaba Sanem. Merhaba. Merhaba. Ben bu kadar kalabalık olduğunuzu bilmiyordum. Bilseydim. Hiç önemli değil. Bu arkadaşlar Ayça'nın tırmanış grubu. Biz de böyle arkadaş olduk, kaynaştık. Hepsi kopuk tipler zaten. Bir şu arkadaş böyle, şüpheliyim onu. O bir gıcık ya. Selam. Niyesini anlayacağız. K2'de anlayacağız onu. K2. K9 biliyorum mesela köpek yetim ama K2. Ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun? Ne diyorsun ya? Yok yok, K2 öyle değil. K2 Pakistan'la Çin arasında kalan bir dağ. Kampanya biter bitmez. Tepesine çıkıyoruz değil mi Ayça? Aynen. Zaten ben de çok özlemiştim. Çok iyi gelecek bana. Ya 2 yıl o kadar alışık olmadığın bir hayatı yaşamışsın ki böyle hissetmen normal bence. Yine mi gidiyorsun? Gidiyor musun değil, gidiyoruz. Yani hep beraber gidiyoruz. Arkadaşlar Sanem'in ilk tırmanışını bizimle yapmasına bir itirazı olan var mı? Yok. Ha? Yok. Tamam, yok. Yani iyi eğitirsem bizimle bir noktaya kadar gelir tabii. Ama kampta bekler. Biz ondan sonra zirveyi görür geliriz. Aynen. Gördün mü? Arkadaşlar ben bugün kuzunun dibini gördüm. Kaçayım izninizle. Ya gıcık işte. Gıcık olduğunu söylemedim mi ben abi? Gıcık işte hemen. Kaçıyor. O zaman gidiyoruz. Görüşürüz Sanemciğim. Görüşürüz. Hadi. Hadi bay bay. Can. Çanta mantı unutmadınız değil mi? Yok hepsi bizde. Ben niye geliyorum? Anladım. Yani biz geçen iş yemeği yedik beraber ortağın olduğum için şimdi niye geliyorum? Eğlenirsin. Neyin olarak? Yani kim olarak geleceğim? Arkadaşın olarak mı? Flörtün? Müstakbel karın? Nişanlın? Hatırlayamadığın aşkın? Neyin olarak geleceğim? Verecek bir cevabın yok değil mi? Olmaz tabii. Ben senin aklında da kalbinde de yokum. Sanem biz bunları konuşmuştuk sanki. Evet konuştuk. Konuştuk demek ki çözememişiz. Sen Emre ile konuştun. Benim senin yüzünden hastanede yattığımı öğrendin. Benim yazdığım romanı okudun. Aşkımızı oradan öğrendin. Şu an kendini suçlu hissediyorsun Can. Kendi vicdanını rahatlatmak için yarım kalan ilişkimizi tamamlamaya çalışıyorsun sadece. Zorlama kendini. Sanem. Thank you.
gerçekten buna hiç gerek yok. Ben bunu istemiyorum. Teşekkürler. Mihriban abla. Her şey için çok teşekkür ederim. O ne demek kızım ya? Burası senin evin artık. İstediğin zaman geldi, tamam mı? Abla böyle utandırıyorsun beni. Hadi vedalaşalım çünkü böyle uzayınca zor oluyor. Hayır hayır, veda yok, veda yok. Görüşeceğiz tabii ki yine. Sadece benim biraz buradan uzak kalmam daha iyi olacak. Yoksa hep buradayım ben. Sanırım. Kızım senin kalbin o kadar temiz ki her istediğin şey gerçek olacak. Sen de bunu göreceksin. Hadi. Bu ev benim artık. Senin. Çok içme, seni bozuyor. Şurada inebilirim. Buyurun. Teşekkürler. Döndüm mü anne? Döndüm anne. Gel annem gel. Gel anne. Hep kalacaksın yani. He? Sürekli kalacaksın. Yani odanda yatacaksın. Odanda kalkacaksın öyle mi? Evet baba. Niye ben 7 yaşındaymışım gibi konuşuyorsun benimle? Çocuğum baban ne dediğini biliyorum Allah aşkına. Hadi hadi biz bakkala gidelim, yeni rafları dizeceğiz. Ha, tamam tamam gidelim. Nasılsa eve döndüğümüzde Sanem evde olacak değil mi? Tamam tamam kıskanma. Gördüm seni de gördüm. Hadi Nihat, bu aşk ya bitmez Allah aşkına, tamam, hadi. Tamam, ya, tamam geldim. Allah. Ya. Tamam babacığım, görüşürüz. Görüşürüz artık, seni eşin öper. Hadi hadi. Hadi aşkım. Ya sen hep geldi artık, hep evde kalacak. Hep. Senin bu dönüşün hayra alamet değildi. Ne oldu, canla mı kapıştın? Vallahi abla, ne can umurumda, ne ajans, ne kampanya. Son zamanlarda yaşadığım şeyler çok üstüme geldi. Hatta üstüme devrildi bile diyebilirim. Biraz geri çekeceğim kendimi, çok bunaldım. Nasıl yani, ajansı da mı bırakacaksın? Evet. Başladığım yere geri döndüm işte, mahalleye. Hoş gelmiş. Hoş bulmuş, şefa getirmiş. De. Sen niye geldin kızım? Biraz daha evde kalsaydın, istirahat etseydin işte. Tamam, dinlendim ben. Bakkala ben bakacağım. Bakkala sen bakacaksın. Allah Allah. Senin ne işin olur bu saatten sonra böyle bakkalla, çakkalla? Niye? 2 yıl önce çalış diye tutturmadınız mı? O zaman başkaydı kızım. E ne oldu, ne değişti şimdi? Ben kitap yazıyorum diye, krem üretiyorum diye, reklamcı oldum diye. Gudilik mi oldum ben? Gudilik ne? Ha, özümü mü kaybettim ben yani? Allah Allah, kim dedi kızım sana özünü kaybettin diye ya?
Al bakalım, tamam. İyi. Bakkal bende. Lor peyniri gelmiş. Hoş gelmiş. Bana bak. Ben gideyim de o zaman kuaföre bir baskın yapayım. Hadi görüşürüz. Melike be. İki hayalim var. Bir gün önemli bir yazar olmak ve Galapagos'a yerleşmek. Ay! Sanemciğim hoş geldin mahalleye, geri dönmüşsün. Ay hoş bulduk Saniye teyzeciğim, ne vereyim sana? Lor peyniri gelmiş. Vallahi gözümüz yollarda kalmıştı. Ay, çok özlemiştik. Ne kadar? 250 gram veriver bana. Oo, hazırdı hemen. Getirdim. Ama ay sonu bana deftere yaz. Ah Saniye teyze, hiç şaşırdım mı acaba ben sana? Hadi yazıyorum seni. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sanem geldi demişlerdi de inanmamıştı. Cemil abicim, Mars'a mı gittik biz? Ne vereyim sana? Şu şekerlemelerden alayım. Oo, torunlar gelmiş belli ki. Yalnız ben sana o zaman un da vereyim. Sevim teyze kesin pişi yapacaktır. Sanem aynı Sanem. Ne sandın Cemil abi? 15 lira. Tamam. Hadi Allah bereket versin. Merhaba sana, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bir salça olacağım. Tamam. Sanem, 3 lira mevsim. Ya lafı mı olur? Olsun. Buyurun, ne istemişsiniz? Bakkalı. Alayını. Komple sar buraları. Ne kadar saracağım. Niye geldin? Var mı da? Sen sektör değiştirsin de ben değiştiremez miyim? Niye geldin? Sence? Madem gideceksin, insan bir güle güle der, eyvallah der, bir şey der. Doğru ya, sen benim gibi yapmamıştın, çekip gitmiştin. Ama beni en iyi sen anlarsın şu anda. Hatırlamıyorum ya, hatırlamıyorum. Can, ben sana bazı şeyleri hatırlatmaktan bıktım. Seni geri kazanmaya çalışırken çok yoruldum, çok bunaldım ben. Ben buydum işte. Mahallede yaşayan, babasının bakkalında çalışan Sanem mi? Sen buydun ama artık değilsin. Sen de benimle dünya turuna çıkmak isteyen candın. Artık değilsin. Çok mu değiştim ben yani? Aslında değişmedin. Özüne döndün. Tıpkı benim gibi. Yani bu hayat senin. İstediğin gibi yaşayabilirsin. Ama izin ver, ben de öyle yapayım Can. Haklısın. Kazadan sonra en çok sen yıprandın. Ben de çabaladım ama yeterli olmadı. Kendini suçlama. Biz bu süreçte elimizden geleni yaptık. Ama olmadı. Umarım bundan sonrası ikimiz için de çok iyi olur. Umarım.
rica ederim. Yani biraz ters köşe oldu ama güzel finaldi bence. Beğendin. Evet evet güzeldi final. Ha. Sen ağlıyor musun gerçekten? Ha? Çok kötü bir final. Çok seviyorlardı birbirlerini. Versin yavrum ha. Tamam, tamam yavrum. Ne diyor? İşimiz geç bir der beklemeyin diyor. Yoğunlardır, yarın sunum var ya. Ha. Kız bana bak, Melihat Can'ı görmüş. Ne oldu, ne soruyor sana? Hiç. İşle ilgili yani. Bir şeyler sordu, gitti. Ha. Telefon etmeyi akıl edemedi de mahalleye kadar geldi. Neyse kızım, neyse. Şimdi biz artık bakkalda ikimiz olacağımıza göre şey yapalım. Evlere servise başlayabiliriz. Evet zaten daha önceden yapmamamız hata. İnsanlar artık zırt pırt internetten sipariş veriyor. Motorla getirip götürüyorlar. Hem biz komisyon da almayacağız. Ya motor tehlikeli Nihat. Yok yok öyle değil Mevku Bey. Şimdi böyle elektrikli motorlar var. Aynı bisiklet gibi. Tamam benzinden tasarruf ederiz. Aman 3 kuruş kazanacağız diye ne gerek var canım böyle şeyler Allah aşkına. Ama sen bakma kızım anana. Gençliğinde bana tek teker Nihat diyorlardı. Baba senin motorun mu vardı? Ya aman yok be. Bana hava atmak için arkadaşının adını çaldıydı. Bana böyle bakarken bakarken tosladıydı düştüydü. Allah Allah. Canım nereden çıkardım ben sana bakarken öyle bir şey yapmadım. Canım önüme kedi çıktı. Ondan sonra aa, kedi. Evet. Aa, kedi. Evet bak kediye çarpayım diye böyle. Bak bana böyle bakarken bakarken. Allah Allah sana niye öyle bakacağım ben ya. Yok kızım öyle değil ha. Tek tekrar bir kaldırıyordum böyle. Ama bir cici var. Allah olur olur. Bak Nihat abi bak açık konuşuyorum bu son fiyat abi. Ya Allah Allah son fiyat diye bir şey olmaz. Bak ben bu kadar esnafım öyle son fiyat olmaz. Al yok bunu abi. Yarın noterde ruhsat alırken yok hallederiz. Abi bu fiyata olmaz. Ya, almıyorsan ben gidiyorum. Şşş. Konuştuğumuz parayı 100 lira ekle. Olmaz. Olur olur. İyi hadi ver 250 daha adını koyalım hadi. Ne yaptın sen ya? Kızım sen ne yaptın çocuğun kolunu koparacaksın. Dur dur mali muhabbetini çok özlemişim. 125 daha ekle. 200. 150 abartma artık Bahadır ayıp oluyor. İyi hadi 150 ya 50 lira için kolum kopacak. Al al hadi helali hoş olsun kazasız belasız kullan. Al, al hadi hayırlı uğurlu olsun hadi al. Vallahi Sanem açık konuşayım sana. Ben senin mahalleye geldiğini bilseydim kızım o motor başındaki ilan olayını kaldırırdım ha. Bu nedir ya? Mahalleye yay. Yayacağım sen hiç merak etme. Efsanem geri döndü. Şapka var mıydı ya onda? Efsanem de olabilir tabii. Böyle benzetmelerim hep var benim. Patron. Hop. Nasıl gidiyor be? Vallahi iyi. Yalnız dikkat et ileride çevirme var ha. Fazla süratli gitme. Emniyetten gidiyorum baba. Yeni bebeğim. Muş 4-22. Herkese veriziye vermişsin baba. Ha kızım. Allah Allah öderler. Bunlar bizim komşumuz önemli. Şey yapmasam öderler onlar tamam. İlk müşteri. Leyla bakkal. Efendim anne. Tabii ki senin aramanı beklemiyoruz. Burada müşteri arar diye bekliyoruz. Tamam anneciğim. Unutmam babamın yaşlarını. O da öpüyor. Tamam. Tamam anneciğim. İlaç. Ah. Efendim anacığım. Efendim analarım bir tane. Hayır beyefendi size niye anne diyeyim ben? Evet sipariş alıyoruz buyurun. Nereye? Evet bizim çok hızlı bir motor kuryemiz var aynı zamanda. Tamam. Tamam ne istiyorsunuz buyurun. Oralet. Oralet. Oralet geliyor şefim. Oralet. Oralet. Ketçap. Ketçap hazır. Bezelye. Bezelye. Bezelyelerin hası bu. Tane tane. Duyuyorsunuz değil mi? Bakkalda coşku var. Limon suyu. Limon suyu. Evet. Ekşi. Ama tatlı ekşi. Tatlı ekşi evet. Limon suyu. Tamam. Nakit mi kredi kartı mı? Buyurun evet. Kredi kartı. Tamam. Anlaştık. Hızlı motor kuryemiz birazdan evinizde. Görüşmek üzere. İşte bu. Hadi bakalım kızım. Tamam. Hadi babacığım uç bakalım. Ha, dur. Şu posu da al bakalım. Nasıl bir pos istersin babacığım? Şirin motokurye posu mu? Hmm. Atılımcı hırslı bakkal posu mu? Hmm.
Yoksa babasının bir tanesi kusun mu? Babasının bir tanesi kusun. Al bunu. Attım içine. Ha, hadi bakalım. Oğlum! Ne oldu? Baba poşetin altı patladı. Getir poşet ver. Ya biz daha ilk siparişten bu hale geldiysek. Dur görmedi, görmedi. Kimse görmedi. Söylemezsen. Uralet'in haline bak. Bir şey yok, bir şey yok. Anlamaz ha. Bezelyeyi tamam. De al. Şunu da al. Tamam, bunu da koyduk. Heh, al. Tamam. Al, tamam. Şimdi oldu. Ha! Vallahi ilk günden. Elimiz ayağımıza dolaştı. Ah, ilk günden. Sen hep. İyi ki geldin be kızım. İyi ki geldin baba. Tamam sen gelince şey yaparız. Ha, şunu da kapatalım. Ha. Hızlı koyu geliyor. Haydi bakalım. Hadi. İttir baba. Allah. Ha. Buyurun. Sanki küfür ettik ha. İnsan bir baş vermez mi ya? Allah Allah. Aa, yurt dışında bunlar mesela %50 çalışıyor. Garsonlar falan yani mecburi olması gerekiyor. Ay, bagaj yerinden çıktı ya. Dur, hiç de beceremiyorum bu işi. Hadi. Can şöyle karşısına geçip de içindekileri dökemedin mi? Denedim aslında da olmadı. Bu süreçte elimizden geleni yaptık. Ama olmadı. Umarım bundan sonrası ikimiz için de çok iyi olur. Ablacığım iyi misin? Kaza yaptım. İyi misin? Motorla düştüm. Ambulans aradın. Fazla hareket. Ambulans arayın. Arkadaşlar açılın. Ben iki yardım biliyorum. Siz ambulans çağırın. Çok kötü oldu. Sanem. Sanem iyi misin? Hayır iyiyim ben. Emin misin? Ha? İyi. Tamam. Tamam hiç doğrulma. Böyle kal. Ambulans geliyor birazdan. Karışma ya sen karışma. Bana iyiyim ben hiç ya. Gerek. Ambulans geliyor şimdi. Ya sen karışma iyiyim ben. Ambulans gelene kadar öyle kıpırdamaz. Emin olalım iyi olduğundan. Bir hareket etme ya. Bir otur falan ya. Ha bir saniye ya. Ne bir saniye? Sen kimsin? Ne demek ben kimim? O ne demek ya? Seni tanımıyorum demek. Beni tanımıyorum ne demek? Beni tanımamak ne demek ya? Ne saçmalıyorsun? Ya kazada belki kafamı çarptım. Hafızamı kaybettim şu an. Bu kadar kolay mı bu işler hafıza kayıpları falan? Kafanda kocaman bu kadar kask var ya. Nasıl hafızanı kaybettin? Kask var, kask. Bende kask var benim şu anda. Onu bile hatırlamıyorum. Bu kadar elleme kardeşim. Ya, bir dakika bir dokunma ama bana. Gerçekten dokunmanı istemiyorum. Seni tanımıyorum çünkü. Tanımıyorum diyor kardeşim. Ya ne demek tanımıyorum arkadaşım? Şunun tipine bir baksana ya. Besbelli ki numara yapıyor. Ne numara yapacağım ya? Kaza yapmışım burada. Belki hafızamı kaybettim burada ben. Annem bir durur musun? Kaç yaşındayız biz numara yapacağız? Annem, bırak beni. Abi birader sana hayırdır ya? Lütfen tamam, çeker tamam. Misin ya? Tamam ustacığım. Tamam. Yeni kaza yaptın ya. Bir dur. Of. Heh, kaldırabilecek misin? Hallederim. Aferin benim kızıma be. Ver. Gel. Gel. Heh, al kızım. Ay. Şöyle bir soluklan. İç. İyice dinle. Sefa sitesinden sipariş var. Onları götüreceğim daha. Ama. Irgat mı bu çocuk Nihat? Yok. Çalışayım ben.
Çocuğum deli misin, divane misin? Bütün kış çalıştın, üstüne gittin kitap yazdın. Üstüne gittin ajansı tekrar açtın. Bir tatile çık, bir dinlen, bir rahatla yavrum. Yok yok, tatile çıkarsan ben kafamda çok kurarım. Hiç gerek yok, çalışayım ben. Neyi kurarsın? Kitap. Yani kitap mı bozarım kafayı ben? Aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Yazmak da istemiyorum zaten şimdi. Ben siparişleri hazırlayayım. Allah'ım yarabbim sen. Ya kızım hiç olmazsa şu motoru şarj etseydin. Dönünce ederim. Salem'in içtiği kahvenin fincanı. Şefik Allah'a bir götürüverdi, falına baksın. Tamam. Zaten içti. Orta mı şekerli mi? Orta. Olmaz. Niye? Şefik ablanın prensipleri vardır. Sadece organik fal bakabiliyor. Doğal yola yayılan derviye okuyabiliyor. Bu fincan ne? Ne karıştırıyorsunuz siz gene burada? Of, vallahi of. Yani şurada iki sohbet etmeye geldim. Hemen yani... Bir şey çevirmiyoruz Nihat. Belli oluyor mevkibe. Bana bak, senin bu kötü prens motordan düşürünü yumurtlarsa anan arıza çıkarır. Bir daha seni servise yollamaz. Evet, çok haklısın. Oo, hoş geldin evladım, hoş geldin. Konuşmaya başladılar beni. Ne bakıyorsun? Koş, dur, dur. Güzel, maşallah, maşallah. Can, hoş geldin. Can. Aa, Sanem. Can. Sen beni hatırlıyorsun, ha? Sen, ne çabuk atlattın travmayı. Ne travması çocuk? Siz bilmiyor musunuz? Yoo, travma, ne travması? Ne? Ha, bu bizim aramızda şaka. Şaka, saçma sapan bir şaka. Kazadan sonra birbirimizle alay etmeye başladık biz. Sen beni hatırladın mı, ben seni hatırladım mı? Hatırlamazsa hatırım kalır gibi böyle saçma sapan bir espri anlayışı. Değil mi Can? Ha, hiç anlamadım ama neyse. Can, gel evladım, ben sana bir gaz alıtayım, gel. Yok efendim, çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Benim ajansa dönmem lazım zaten hemen. Biz kampanyayı aldık. Hanımlar parti veriyor. Sanem'i de aralarında görmek istiyorlar, onur konuğu olarak. Ay, çok sevindim. Tabii biraz da sizin harika oyunculuğunuz sayesinde. Şehit miydin? Kızım, sipariş falan yok. Sen eve git, hadi hazırlan. Yok, gitmeyeceğim ben baba. Ne demek gitmeyeceğim kızım, o kadar emeğin var senin bu işin içinde. Esrar etme Nihat. Kız gitmek istemiyor demek ki. Gelmiyorum. Ya Sanem, bu kremi sen ürettin. Yani gelmemen biraz garip kaçmaz mı? Oo, biz ne Arthur Capello'ları atlattık ya, değil mi? Zaten Leyla gidiyor, ablam. Beni temsil edecektir orada mutlaka. Sipariş, benim işime dönmem gerekiyor. Sipariş beklemez çünkü. Baba, sipariş beklemez. Of. Ne diyeyim? Yapacak bir şey yok. Efendim size iyi günler. İyi günler. Tekrar tebrikler Can. Çok teşekkür ederim de yani tebriğin büyük kısmını Sanem hak ediyor. Da gelmiyor işte. Ne bildiği vardır be çocuk. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Versin inşallah, versin. Allah zihin açıklığı mı versin? Hafızasını kaybetmiş adama Allah zihin açıklığı mı versin dedi sen. Haklısın. Ay, ağız alışkanlığı işte ya, ne bileyim, ağzından kaçtı. Çok çok ayıp oldu değil mi? Ya, oralet bitiyor. Dükkanda oralet bitiyor. Estağ. Niye böyle ikide bir bağırıyor bu kız? Ha? Bileyim ben. Travma diyorlar.